ATV Avrupa ekranlarına hoş geldiniz. Ben medikal direktör İbrahim Çevik. Her hafta olduğu gibi en sık yapılan estetik ameliyatları ve saç ekimi konuşmaya devam edeceğiz. Ve sizlerden gelen en çok merak ettiğiniz soruları cevaplandıracağız. Pazar sohbeti başlıyor. Karın germe ameliyatından sonra karın tamamen düzleşir mi? Kol sarkması sadece liposakşınla mı giderilebilir? Bacak germe ameliyatı nasıl yapılır? Karın, kol ve bacak germe ameliyatlarını estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Orhan Tuğrul ve estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Duran Çekiç anlatacak. Saç ekiminde doğal görünüm nasıl sağlanır? Saç ekiminde ön saç çizgisinin önemi ne? Saç ekiminde güncel tedavi yöntemlerini medikal direktör İbrahim Çevik anlatacak. Az sonra. Evet değerli hocalarım, hoş geldiniz. İyi bir bayram tatilinden sonra yüzler gülüyor. Nasılsınız? Teşekkür hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam, iyiyiz. Siz de iyi görüyoruz hocam. Sağ olun, tatil sağ olun, teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Yine çok değerli bir konumuz var, önemli konularımız. Karın germeyi konuşacağız. Kol germe ve bacak germe. Malum yaşla birlikte kilolarla beraber sarkmalar meydana geliyor. Bunun çözümü yine diğer estetik operasyonlarda olduğu gibi yine sizlerde. Evet. İlk soruyu Orhan hocamla başlamak istiyorum Orhan hocam. Tabii ki hocam. Evet Orhan hocam, karın germe ameliyatından sonra karın tamamen düzleşir mi? Şimdi şöyle cevap vermek istiyorum bu soruya. Hastadan hastaya değişiklik gösterir. Evet. Biz karın germe operasyonlarını yaptığımız zaman genellikle yani %90 liposakşınla kombine ediyoruz. %90 liposakşınla kombine ediyoruz ama %100 yani bütün hastalarımızda karında sarkmış olan ya da daha doğrusu gevşemiş olan kasları da onardığımız için daha düz bir görünüm elde ediyoruz. Yani eski haline nazaran yani çok çok büyük bir fark elde ettiğimiz bir operasyon. Peki liposakşınla kombine ediyoruz dediğiniz olayda önce liposakşın mı yapıyorsunuz? Tabii önce liposakşın yapıyoruz. Karın cildini biraz daha inceltiyoruz yanlardan. İşte bel kıvrımını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gene hastamızın eğer sırt bölgesinde bir yağlanma varsa yani hani gövdeyi bir bütün olarak değerlendirip öyle yapıyoruz işlemimizi. Önce liposakşın yapıyoruz. Ardından zaten ameliyat öncesinde çizimlerimizi yaptığımız gibi fazla deriyi çıkartıyoruz. Ameliyatın içinde de kasları onarıyoruz. Bu sayede ne oluyor? Daha öncesinde bombe olan bir karın ameliyat sonrasında daha düz bir şekil haline alıyor. Düz bir hal alıyor. Evet. Bu durumda o bölgeden ciddi anlamda bir deri de çıkartıyorsunuz değil Tabii, mi? Mutlaka. Yani karın germe dediğimiz o germeyi yapabilmek adına yani minimum 20-25 santimlik bir deri her hastada çıkartıyoruz zaten. Çıkartıyorsunuz. Tabii. Evet. Peki Duran hocam, doğumdan ne kadar süre sonra karın germe ameliyatı yapılabilir? Hocam doğumdan yaklaşık bir 6-8 ayı bekliyoruz biz. Hem rahimin küçülmesi hem karnın toparlanması hem de tabii ki hastanın bu süreçte de hani süt emzirmemesi gerekiyor, şey yapıyor yani eğer çocuğunu emzirmiyorsa doğumdan yaklaşık 6-8 ay beklememiz gerekiyor. Bu ara spor yapsın mı biraz sıkılaşmak adına? Tabii ki. Yani ne kadar kasını o diastaz dediğimiz karındaki gevşek dokuyu ne kadar sıkılaştırırsa bizim için de o kadar işlemimiz daha kolay oluyor tabii. Yani emzirmiyorsa 6-8 ay sonra doğumdan karın germe operasyonu yapılır ama emziriyorsa da emzirme süreci bittikten sonra mı yapmak lazım? Ben o şekilde öneriyorum. Kendi yaklaşımı o. Çünkü genel anestezi alıyor ister istemez hastanede yatıyor. Emzirme sürecinde çocuğun hani teması memeyle temas kesildi miydi süt salınımında azalma görülebiliyor. O konuda emziren annelerde şahsen kendim acele etmiyorum. Peki karın germe ameliyatı olduktan sonra karın bölgesinde tekrar yağlanma oluyor mu Duran hocam? Şimdi yapılan liposakşınla birlikte o bölgedeki yağ hücrelerini azaltıyoruz ancak tamamen sıfırlamıyoruz. Elbette hasta diyetine ya da yaşam standartlarına dikkat etmezse ister istemez o bölgelerde yeniden kilo alma, aşırı kilo alma durumlarında o bölgelerden de kilo alabiliyor hastalarımız. Ama tabii diğer bölgelere göre daha zayıf oluyor. Kesinlikle. Yağ hücresi miktarı azaldığı için diğer bölgelere göre daha az oranda alıyor. Peki Orhan hocam, karın germe operasyonundan sonra bir iz kalır mı? Kalırsa da ne kadar kalır? Şimdi şöyle, bu neticede bir cerrahi operasyon. Cerrahi operasyon şu demek, yani hani biz bir kesi yapıyoruz. Evet. Bu kesi miktarı hastadan hastaya değişiyor. Şöyle hani genital bölgenin yaklaşık 6 ila 8 santim üzerinden başlatıyoruz kesiyi.
Bu kesiği sağ ve sol yanları uzatıyoruz. Kişinin, hastanın sarkmış olan cildi ne kadar fazlaysa o kadar yanları gidiyor. Ama şöyle, operasyondan sonra bu daha böyle hem estetik dikiş attığımız için hem de yerleşim açısından daima ve daima çamaşırın içinde kalıyor bu iz. Ya bu iz, tabii, değil mi? İç çamaşırın iz altında kalıyor. Hani tatilde ya da işte mesela bikini giydiği zaman kesinlikle görünecek bir iz değil. İç çamaşırın içinde kalıyor bu iz. Ve bu izler de bir yıl geçtikten sonra çok böyle ince, hani sezeryan izi gibi böyle ipince çizgi şeklinde bir iz kalıyor. Peki operasyondan sonra tabii bir takım tavsiyeleriniz oluyor. O izin tabii, az mutlaka, kalması adına ilaçlar öneriyorsunuz. Tabii iz kremlerini hemen ameliyattan ortalama 2 ila 3 hafta sonra başlatıyoruz. En az 2-3 ay bu iz kremlerini kullanmasını istiyoruz. Güneşe çıkacaksa eğer hastamız, güneş kremi kullanmasını öneriyoruz. Evet. Bir 6 ay ya da 1 yıl geçtikten sonra lazer yaptırarak mesela hastalara o izi daha ince, daha silik bir hale getirebilirler. Değil mi? Ya, İz üzerine bir lazerle. Tabii. Lazer yaptırabilir, işte tatuaj, dövme yaptırabilir. Bu dövmeyi hani pigmentli dövme olarak anlamasın seyircilerimiz. Ten rengi dövmeler var mesela. Hani tamamen orada hiç ameliyat olmamış gibi dövme yapıyorlar ten Hocam, renginde. Bu çok önemli. Ben tabii zaten hastalara bunu öneriyorum. Yani bazen çok önemli. İşte dövme yaptırmak istemiyorlar. Hastalar hani işte şeklini sevmiyor, işte ne bileyim renkli olduğu için sevmiyor. Kendi işte kişisel düşüncelerinden dolayı istemiyorlar ama ten rengi dövme anlaşılmaz görünmez bir dövme oluyor. Sonuçta siz ne kadar estetik de dikseniz iki kesi bir araya geldiği zaman o bölgede hani doku kaybı, işte nedve dediğimiz yara iyileşmesinden yani kaynaklı bir iz oluyor. Diğer bölgelere göre bir tık renk daha açıklığı. Sert, bir, mesela renk açıklığı olabilir, hastadan hastaya işte renk koyuluğu olabilir. Ama şimdi hastalara şunu söylüyoruz hep ameliyat öncesinde, yani bu sarkık karın mı, bu sarkık fazla cilt mi, yoksa çamaşırın içine gizlenen bir iz mi? Tabii ki herkes öncelikle şey diyor, hocam iz önemli değil bizim için diyor. Tabii biz bu operasyonu yaptığımız sırada çok dikkat ediyoruz. Hani tam estetik dikiş atmaya çalışıyoruz. Yani hani yara dudaklarını tam karşı karşıya ucuca getirmeye çalışıyoruz. Gizli dikişler atıyoruz. Cildin altında kalıyor. Hani sonradan bir alınma işlemi falan olmuyor. Nihai sonuç olarak da iz çamaşırın içinde kaldığı için yani kimsenin göremeyeceği ve fark etmeyeceği bir şey oluyor yani. Ve bir yıl geçtikten sonra çok inanın çok silik kalıyor. Peki ben tabii şeyi merak ediyorum. Bu karın germe operasyonlarında elimdeki A4 kağıdı kadar bir blok şeklinde doku çıkarttığınız da oluyor. Daha fazlası yani şöyle bir kağıt aslında güzel bir örnek oldu. Şimdi şöyle ya minimum yani şöyle gösterebilirim ekranlara, kameralara bilmiyorum. Minimum şu kadar bir cilt çıkartılıyor. Yani şu uzunlukta. Evet. Tabii bu biraz daha geniş oluyor. Hastanın işte gövdesinin genişliğiyle alakalı olmak üzere. Ama bazı hastalarda yani hani şöyle bile çıkarttığımız, yani şu uzunlukta bir 30-35 santimlik bir deri çıkarttığımız hastalarda oluyor. Bu yani genelde şey oluyor mesela obezite ameliyatı sonrasında aşırı kilo vermiş hastalarda çok ciddi deri sarkmaları olabiliyor. Ya da işte çok sık kilo alıp veren hastalarda ya da öncesinde çok aşırı şişman olan hastalarda tabii ki daha fazla deri çıkartıyoruz. Peki ben merak ediyorum Duran Hocam, bu blok şeklinde doku o bölgeden alındı. Ya alınırken ortada bir de göbek deliği var. Evet. Ya bu göbek deliği ne oluyor? Ya aslında şöyle, göbeğin karından çıkan deliği yer değiştirmiyor. Hani karından bağlantısal olan kısmı yer değiştirmiyor. Sadece biz deriyi göbeğin üstüne alıyoruz. Yani ya göbek deliğinin olduğu deri dokusu orada kalıyor. Aynen, kendi göbeğin, kendi damarlarla birlikte aslında aynı konumda. Lakin deri üzerindeki yeri değişiyor. Deri yani üzerindeki. Üstteki karın cildini çektiğimizde o seviyeye gelen göbeği yapıyoruz. Tabii bunun Mercedes tipi var, Audi tipi var falan şeklinde yuvarlak, yıldız benzeri göbek tipleri de var. Ki cerrahın kendi tecrübesine göre değişiyor. Aslında göbek karından çıkış lokasyonu aynı, sadece ciltteki konumlandırılması değişiyor. Evet. Peki karın germe operasyonu yapıldı. Kişinin durumuna, şartlarına göre ve operasyondan ne kadar süre sonra hastalarımız spor yapsınlar?
Hocam şimdi normalde hastalarımızın biz yaklaşık 3 hafta kadar öne eğik olarak yürümesini istiyoruz. İşte korse kullanması gerekiyor. Yaklaşık 4-6. Sebep niye öne eğik olarak? Yara iyileşmesi için değerli. Şimdi karın germeyi bir sezaryen cerrahisi gibi genellikle kıyaslanan noktası o. Cerrahi lokasyonu aynı kesiler olduğu için. Evet. Hastalar diyor ya ben sezaryende işte Orhan Hocam bahsettiği gibi hiç izim kalmadı. Çünkü karnı çok gevşekti orada. Biz aksine karnı yeriyoruz. Aslında saç gibi bir çizgi veriyoruz, saç gibi bir iz hattı veriyoruz. Lakin gerginleştikçe o iz genişleme eğilimine gidiyor. Tabii gerginleştikçe genişleme isteği de duyuyor. Kesinlikle. Siz dik durduğunuz zaman o dikişler oradan... Yara iyileşme problemi yaşıyoruz. Problem dolayısıyla yaşıyor. 3 hafta kadar biraz minik, evet. 10-15 derece öne eğik olmasını, evet, istiyoruz. Spor olaraktan da hani 3 ay sonrasında klasik cerrahilerde... Ben 3 ay sonrasında ağır sporu öneriyorum. Tabii ki yürüyüşlerini yaklaşık 1 ay sonrasında falan rahatlıkla yapabiliyor. Peki karın germe operasyonu için kimler uygun adaylar? Bazen bakıyoruz işte yağlı, ciddi anlamda yağlanmış basen bölgeleri ya da simit dediğimiz bölgeler. Zannediliyor ki karın germe ile bu gidecek, kaybolacak. Yani bir liposuction'la da karıştırılıyor değil mi karın germe? Kesinlikle hocam. Evet. Şimdi şöyle... Öncelikle hani diğer bir önceki programımızda da konuştuğumuz gibi hani liposuction bir kilo verme yöntemi değil. Tabii, vücut karın germe de aynen vücut şekillendirme, evet, yöntemi. Karın germe de bir kilo verme yöntemi değil. Dolayısıyla şimdi hastanın body mass indeksi 30'un üzerine çıktığında, obez sınırına doğru yaklaştığında ben şahsi olarak hastalara öncelikle kilo vermelerini öneriyorum. Hangi hastalar uygundur? İzole, cilt altı yağ hani minimal düzeyde kalmış, cildi sarkmış, işte bu sarkıklığa bağlı ciltte pişikler, mantarlar oluşan hastalar ya da görünüş açısından kötü görünüme sahip hastalarda yani body mass indeksi temel kriterim. 30'un altındaki olan hastalara ben bu cerrahi ve cilt uygunsa, cilt sarkıklığı mevcutsa öneriyorum. 30'un üzerindeki hastalara öncelikle bir diyetisyen kontrolünde kilo vermelerini benim tercihim öyle yani. Yani 30'un altındaki hastalarda daha cilt dokusu elastik, daha sağlıklı bir cilt olduğu için zayıflayarak o cilt kendini toparlayabiliyor. Ama 30 üzerinde değil mi? Kesinlikle. Olanlarda ya da çok fazla doğum yapmış olanlarda, aynen, o cildin toparlama ihtimali çok zayıf. Bir de şu şekilde karın germe işlemi sonrası örneğin hasta 10 kilo birden verdi. Karnı tekrardan sarkabiliyor. Yani sönmüş, evet, balon gibi deri. Yani çünkü derinin kendi elastikiyetinin toparlaması dışında deriyi eksizyon yani çıkarmaktan başka bir çaremiz yok. Evet. Germe işleminin temellerinde de cilt fazlalığını alıyoruz aslında, evet, bir anlamda. Evet. Tabii ki buna ilk olaraktan kasların zarların açılmasını işte plikasyon diyoruz. O bombeliği, göbek üstü bombeliğini falan düzeltiyoruz. Bunlar ayrı ama temel unsur çözemediğimiz cilt fazlalığını dışarı çıkarmak. Evet. Bu arada Orhan Hocam mini karın germe, tam karın germe diye evet, ayrılan operasyonlar da var evet, biliyoruz. Tabii bunlara da değineceğiz ama WhatsApp numaralarımız var. Oradan izleyicilerimiz bize ulaşabilirler. Sorularını ya da fotoğraflarını gönderebilirler. Burada doktorlarımız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacaktır. Bu arada arkadaşlarımız animasyon hazırlamışlar. Mini karın germe ve tam karın germe ile alakalı. İsterseniz Barkovizyon'a çıkalım. Animasyon, tabii, üzerinde hem izleyicilerimizin kafasında da soru işareti kalmayacak düzeyde cevaplamaya çalışalım. Tabii ki hocam. Buyurun. Peki bu mini karın germe nedir Orhan Hocam? Şimdi şöyle bahsedeyim. Karın germenin aslında birkaç çeşidi var. Evet. Mini karın germe, tam karın germe. Mini karın germe dediğimiz operasyon daha çok yani göbek deliğinin altında bir cilt fazlalığı varsa daha zayıf olan hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntem. Yani göbek deliği sabit yerinde kalıyor. Göbek, yani mini karın germede diğerlerinden farklı olarak göbek deliğinin yerini değiştirmiyoruz. Göbekle göbeğin alt kısmındaki deri fazlalığı için yaptığımız bir operasyon. Göbek deliğinin yeri değiştiği zaman, komple olduğu zaman, tabii, bu tam karın germe. Evet. Başka çeşitleri de var. Mesela evet, 360 derece eğer hastanın yan simit bölgesindeki deri fazlalığı arkaya bel kısmına da doğru uzanıyorsa 360 derece karın germe yapıyoruz. Ya da şöyle düşünün, aşırı kilo vermiş hastalarda karının üst alt ekseniyle beraber sağ sol ekseninde de mesela bir cilt fazlalığı varsa yani şöyle tarif edeyim. Yani bu şu arada animasyonumuz devam ederse tabii, üzerinde de anlatabilirsiniz. Tabii, tabii. Orta kısımda da eğer mesela bir cilt fazlalığı varsa T şeklinde de bir karın germe yapabiliyoruz.
Yani karın germenin aslında 3 ya da 4 çeşidi var, öyle söyleyeyim. Ama T şeklinde yaptığınız zaman o T'nin işareti izi, kalıyor. Evet tabii iz kalıyor, ama şimdi şöyle düşünün İbrahim Hocam. Evet alt ve üst ekseni hizasında gergin bir karın ama ortada toplanmış bir cilt. Hani bunu almamız için hani yanlardan da şey yapmamız gerekiyor. Mecbur toparlamak lazım. Toparlamamız gerekiyor evet, tabii ki. Evet. Yani o kötü görüntüyü ortadan kaldırmak tabii adına bir T şeklinde. Yani iz dediğim gibi çok böyle ince şekilde kalacak. İnce ve onun sonrasında bir yıl iki yıl geçtikten sonra işte dövmedir ya da lazerdir işte bir sürü tedavi yöntemi var. İz kremleri olsun işte ne bileyim mesela bazı paramedikal ürünler var. Hani burada isim veremeyiz tabii ki ama mesela evet, işte ne bileyim hani bitkisel kaynaklar yardımıyla mesela izi daha iyi şey mesela aloe vera olabilir işte. Kantoron ya. Hani bunlar mesela yara iyileşmesinde çok iyi gelen şeyler. Şimdi evet, animasyon başlarsa anlatmaya başlayacağım. Animasyon tam, evet tam evet, karın germe başladı hocam. Şimdi burada zaten göbek deliğimiz var. Tabii. Göbek deliğinin altında yapıldığı zaman karın germe, mini karın germe. Tabii mini karın germe. Göbek deliğiyle beraber yapıldığı zaman tam şimdi, karın germe. Şimdi deri ve deri altındaki bağ doku geçildikten sonra yağ dokusu var burada. Evet. Biz ilk başta operasyona başlamadan önce zaten bu yağ kalınlığını azaltmayla operasyona başlıyoruz zaten. Evet, yani şu hacmi evet, daraltıyoruz. Tabii. Yani evet, kalın olan deriyi daha ince hale getirmeye evet, çalışıyoruz. Evet. Devam edelim lütfen. Evet. Liposuction işlemi görülüyor zaten. Evet. Yağlar alındı. Daha sonra yağlar alındıktan sonra mesela şu beyazlayan kısım sanki cilt incelmiş gibi düşünün. Evet. Bakın evet, işte genital bölgenin yaklaşık 5 ila 6 santim üzerinde kesiye başlıyoruz. Kesi oradan yapılıyor. Evet. Hastadan hastaya değişmekle beraber her iki yani leğen kemiğine kadar uzatıyoruz aslında izimizi. Burada evet, mesela kaslar görünüyor. Yani çoğu hastada bu kaslar gevşemiş oluyor. Kasları sağ ve sol hizada birbirine yaklaştırıyoruz. Daha evet, böyle gergin bir karın yani mesela ameliyat öncesinde bombe olan karın ameliyat sonrası daha düz, daha içe çekilmiş hali bu kas o toparlama işleminden sonra oluşuyor. Hani zaman içerisinde bu kaslar da birbirinden ayrışıyor ve tabii. Yani hocam şöyle düşün mesela hasta diyelim 70 kilo hasta 100 kilo evet, çıktı mesela bir hamilelik sonrasında ya da ne bileyim kilo aldı. Neticede deri gevşediği için deri gevşediği zaman kasları da kendiyle beraber çekiştiriyor. Çekiştirdiği zaman ne oluyor? Kaslar ayrılıyor bu şekilde. Kaslar ayrıldığı zaman ne oluyor? İçerideki işte iç organlar dışarıya sanki böyle fıtıklaşmış gibi bir bombe şeklini aldırıyor. Ama biz diktiğimiz zaman mesela şöyle göstereyim ya ceket üzerimde mesela. Düz bir şekil oldu. Normalde mesela kaslarımız böyle. Evet, evet, kilo aldık. Ne oldu? Kilo almak genişledi. Kaslarımız açığa çıktı. Ne yapıyoruz biz operasyonda? İlikliyorum düğmemi. Sanki dikiş atmışım gibi. Kasları gene eski eline konumlandırıyoruz. Bravo. Çok güzel anlattınız. Yani bu dikişlerle önce kasları tutturuyoruz. Tabii. Üzerinden daha sonra deriyi dikiyoruz. Tabii. Öncesinde içeriği onarıyoruz. Kaslarımızı onarıyoruz. Ardından göbek deliğinin yerini oluşturuyoruz. Ve deriyi fazla olan deriyi aşağı doğru çektiriyoruz. Ne kadar fazlalık varsa o bölgeyi kesip çıkarıp atıyoruz. Geri kalan bölgeyi normal cerrahi yöntemlerle evet, dikiyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar animasyona. Daha sonrasında rectus dediğimiz karın kası. Evet evet evet. Daha sonrasında da bu bölgeye tabii, tekrardan bakın, dikiş atıyorsunuz. Animasyonda evet belli olmuyor. Bakın leğen kemiklerine kadar uzanmış zaten kesimiz. Böyle bir yarım ay hilal şeklinde evet, bir kesimiz oluyor. Ameliyattan sonra bu kesimiz evet, iç çamaşırın içinde kalıyor. Hem erkeklerde evet, hem kadınlarda. Duran hocam rica etsem tam karın germeyi de siz anlatabilir misiniz hı, acaba detaylı bir hocam, şekilde? Bu animasyon üzerinde. Şimdi aynen burada hocam, evet tam karın germeyle ilgili hocam, animasyonumuz akmaya başladı. Yine diyeti örnek verdi başladı işte hani evet, kilo vermiş hastalarda. Bu bölgede tabii ki hastanın cildinde de minimal çatlaklarımız var. Evet. Eğer çatlaklar bizim çıkartacak olduğumuz cilt kısmındaysa hastalar bir anlamda da bu çatlaklardan da kurtuluyor. Evet. Yani o göbek altı bölgesinde özellikle çatlaklarda. Tam karın germede siyah dediğimiz leğen kemiğinin mini karın germenin bir tık daha ilerisine devam edelim. Doğru. Aksın lütfen devam görüntü. Ediyoruz. Evet. Evet. Nereden başlıyor hocam? Yani şu leğen kemiğinin siyah dediğimiz bazen bunu uzatabiliyoruz. Hasta tam 360 derece değildi. Hani birazcık daha evet, yani leğen kemiğinin yan taraflarına doğru uzatıyoruz. Önce yine yağlarını alıyoruz. Fazla bel yağları. Bel bölgesindeki fazla yağları birikenleri de aynı anda da toparlayabiliyoruz. Özellikle bel bölgesinde gitmeyen o lokasyondaki yağlarımızı da evet, dışarıya alabiliyoruz ameliyat öncesi. Sonrasında evet, sonrasında da yine bir
Göbek deliği. Evet, göbek deliğinin. Şu anda işte az önceki dediğim gibi aslında göbek deliğinin ana karından çıkış noktasını biz değiştirmiyoruz. Sadece cilt kısmındaki lokasyonu değiştiriyoruz. Göbeği aslında bir anlamda hastanın orada sabit kalıyor. Yani burayı kesiyorsunuz, burası evet. kalıyor. Geri aynı. Kalan bölge açılıyor. Karından çıktığı yer aynı aslında. Fazla evet. Sadece biz fazla deriyi çekip göbek deliğinin konumundan yeni göbek deliğini oluşturuyoruz. Evet. Şu anda Orhan Hocam'ın bahsettiği gibi işte kasların tendon dediğimiz bu kirişlerinin ayrılmasında ki o kilo aldığında çok güzel örnek verdi Orhan Hocam da ceketiyle. Biz onları tekrardan birbirine yaklaştırıyoruz. Hocam mini karın germe buradaydı sınır. Evet, ama tam karın germe bu midenin üst arasında yani iman tahtası kemiğinin alt ucundan başlayarak total kasın o açılmış olan tendonunun, fasyasının, zarının diyelim, onu tekrardan birbirine yaklaştırıyoruz hocam. Evet. Bu ve şekilde de. Şu evet. anda fazla deri kısmını çıkaracağız. Evet. Çıkıyor. Evet. Ayrılıyor. Şu fazlalık çıkıyor. Fazlalık çıktı. Göbeğin evet. de karından çıkış noktasında da göbek deliğini oluşturuyor. İşte bunun yuvarlak tipi var. Filetler dediğimiz yani farklı bir yıldız tipi var. Göbek deliği de tercih ediliyor ona göre. Bu şekilde de. Pansuman ediliyor. Bandajlanıyor. Aynen, bu şekilde de kapatılıyor. Tabii kapatılıyor. Uygun pansumanlar yapılıyor. Antibiyotikli evet. Gazlı bezlerle kapatıyoruz. Bir gün hastanede kalması gerekiyor mu? Yani ya kaç bir gün yeterli bizim yeterli. İçin. Zaten yeterli. Ameliyattan çıktıktan sonra yaklaşık 3 saat hemen akabinde yürütmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın mobilize olmasını istiyoruz. Evet. Çünkü çok karın germe cerrahisinde özellikle hastaların yatağa bağımlı kalmasını istemiyoruz. Çünkü dolaşım devam etmeli. Aynen. Özellikle biz bu karın zarını yaklaştırdığımızda karın içi basıncını arttırıyoruz bir anlamda da. Evet. Dolayısıyla bacak kısmında fazla kanın göllenmesini istemiyoruz. Bir anlamda hemen dolaşıma girmesini, hastanın mobilize olmasını istiyoruz. İsterseniz oturarak devam edelim ama merak ediyorum, tam karın germe operasyonu yapıldı. O bölgeden doku şeridi alındı. Orada tabii bir kan dolaşımı var dokuları aldığınız yerde. Onların birbirine damar yapılarının denk gelmesi konusunda nasıl bir yol izleniyor? Aslında şöyle hocam, karın derisini zeminden kastan ayırıyoruz biz, kaldırıyoruz. Niye? Deriyi çekebilelim tam karın germede ve göbeğe bir yeni konumlandırma yapalım ve kas zarlarını birbirine yaklaştıralım diye. Bu bel bölgesinden ya da kaburga bölgesinden damarlarımız, kaldırdığımız yolumuz dokuyu besliyor. Tabii ki üçüncü günden sonrasında artık minik mikro damar dediğimiz damarlarla bunlar dolaşımı oluyor tekrardan. Ancak tabii ki komorbitesi olan, işte şeker hastalığı olan, sigarası yanında içen hastalarda, ek başka hastalığı olan hastalarda da bu cilt germe olayını yine yapıyoruz ama birazcık daha koruyucu gidiyoruz. Minimal aşırı bir gergin cilt bırakmamaya çalışıyoruz. Evet. Peki karın germe operasyonuyla beraber liposuction operasyonu birlikte yapılabilir mi? Kendi pratiğimde ben yapıyorum. Ancak bu filep dediğimiz fazla karın derisinde çok inceltmeye istemiyorum. Çünkü dolaşımı zaten kendi yaptığım teknikte sorun olabiliyor. Ama yan bölgelerde rahatlıkla liposuction işlemini yapabiliyoruz. Evet, yine izleyicilerimizden çok fazla Orhan Hocam WhatsApp soruları var. Daha önceki haftalarda gönderdikleri. İsterseniz bir de onlara yer alalım. Hastamızın fotoğrafıyla beraber bir numaralı fotoğrafı gelsin lütfen. Sorusu da şu şekilde. Merhabalar, bacaklarımdaki sünger görüntüsünden çok mutsuzum. Bacak germe yaptırsam bu görüntüden kurtulur muyum? Kurtulabilir. Şimdi bu biraz arkadan göstermiş bize görüntüyü. Evet. Bacak germe operasyonu yani şöyle, iç bacak tarafından deri çıkartıyoruz. Yani izimizi bacağın birbirine bakan yüzlerine oturtmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii ki biz buraya geldiğimiz zaman hem önden hem arkadan deri daha gergin bir hale geleceği için dalgalı yapılar hem önde ve hem arkada olmak üzere daha düz bir hale gelir tabii ki. Peki oralarda iz kalır mı? Germe yapılan bölgelerde. Gene bu bir cerrahi operasyon olduğu için yani... İzler nerede kalır daha doğrusu? İzler dizin iç kısmından başlar, evet. Ürlüğe kadar devam eder. Evet. Tabii ki bu hastadan hastaya değişir. Mesela daha doğrusu üst bacakta bir sarkıklığı varsa dize kadar uzatmamıza gerek yok ki aslında izimizi. Ama rutinde diz ve uyluk arasında oluyor. Tek uzun bir çizgi şeklinde. Evet. Diğer ikinci sorumuz... fotoğrafı da alalım lütfen. Kollarım çok sarkık ve yaşlı görünüyor. Evet. İz de var. Kol germe yaptırsam hepsi geçer mi?
Şimdi bu da çok güzel bir örnek. Sanırım bu hastamız daha öncesinde kol germe operasyonu olmuş ama ya yeteri kadar doku alınmamış ya da ameliyat olduktan sonra kilo alıp vermeye devam etmiş gibi duruyor. Bu hasta için tekrardan eski izatlı üzerinden kol germe operasyonu yapılarak daha standart, daha güzel bir kol görünümü elde edebiliriz. Peki şunu sormak istiyorum. Yani burada bir iz var ama çok da belirgin, çok değil. Silik bir iz. Silik, evet. Yani bu şekilde mi kalır diyebiliriz? Yani bu iyi bir operasyon sonucu şimdi mudur iz olarak? Şöyle, kişilerin yara iyileşme kapasitesi farklıdır. Farklı, mesela bazen insanlardan duyuyoruz. Mesela derler ki işte ya benim yaralarım çok iyileşir. Bazıları evet. Ki benimki de yaralar mesela çok zor iyileşir. Mesela kötü iz kalır. Tabii ki mesela bu iz iyileşmesinde birçok faktör devreye giriyor. Mesela sigara içen hastaların izleri biraz daha kötü iyileşiyor. Onun haricinde eğer hastanın mesela şeker hastalığı varsa gene yara iyileşmesi biraz daha problemli olabiliyor. Ameliyat esnasında eğer biz dokuları çok aşırı gerersek, bu da gerginliğe bağlı, dokular birbirinden ayrılmaya çalışıyor. Bu hastalarda da iz biraz daha kötü kalabiliyor. Ama yani her türlü hocam, mesela şöyle düşünün, orada bir güzel bir örnek vardı. Aşağı sarkan, hani yarasa kol falan diyoruz mesela. Evet, kolları evet. Alttan mesela böyle bayağı sarkıyor mesela. Ya o izi inanın hiçbir hasta problem etmiyor yani. Ki iz şöyle, orada da mesela dirsek bölümünden koltuk altına uzanan bir şey oluyor. Hasta anatomik pozisyonu durduğu zaman ne önden ne arkadan görünmüyor bu iz. Ancak hasta kısa kollu bir şey giyecek, kollarını kaldıracak. O zaman birisi böyle bir 50 santim ya da 1 metre mesafeden ancak fark edebilir. Uzaktan fark edilecek bir şey değil bu. Evet, yine izleyicilerimizin sorularıyla devam edeceğiz ama WhatsApp numaralarını hatırlatmak istiyorum. Yine izleyicilerimiz oradan bize sorularını, fotoğraflarını gönderebilirler. Hocalarım onları cevaplayacaktır. Evet Duran Hocam, bu sorudan sonra da reklama gitmeyi düşünüyorum. Kollarımın sarkmış görüntüsü yüzünden askılı kolsuz giyemiyorum. Kırış kırış görüntüsü de beni çok rahatsız ediyor. Kol germe yaptırsam kırışık olan bölgelerde düzelir mi? Tabii ki hocam. Yani bu kadraj zaten klasik kol germeye çok uygun evet. bir hasta. Orhan hocam da herhalde katılır evet. diye düşünüyorum. Çok güzel evet. Yani çok güzel olur bu hastamıza. Kırışıklar da gider. O bölgedeki deri fazlalı da gider. Minimal böyle birinci yıla dolu yarası da hani çoğu hastamızda yarası da böyle az önceki hastadaki beyazlaşmaya başlar. Bence uygun bir hastadır, yapılabilir. Peki kolları zayıflar mıdır hocam? Kolları zayıflamaz. Yani yine germe işlemlerinde temel standart bir anlamda cilt fazlalığı. Ya yani şu anda zaten kilo verdiği için bu sarkıklık oluşmuş. Evet. Biz eş zamanlı tabii ki kol germede de liposakşından yapıyoruz. Aynen. Aslında. Fazla deriyle birlikte biz yağ da çıkarıyoruz tabii ki. O alt bölgesinde, Orhan hocam bahsettiği kolunu açtığında alt bölgesindeki o sarkıklıktan tamamen kurtulabilir. Yine bir izleyicimiz, iyi yayınlar dilerim. Ağır bir diyetle ortalama 70 kilo verdim. Ama göbek bölgem çok sarktı. Bana ne yapılabilir? Yani hocam tam karın germeyle bu hastamız rahatlıkla toparlar diyebiliriz. Tabii ki hani muayenemizde de önemli özellikle. Bu fotoğrafı gördüğünüz zaman heyecanlanıyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki yani çok güzel. Yani yerinizde duramıyorsunuz. Bir an önce bu toparlasam da şöyle kusursuz bir görüntü ortaya çıksa. Kesinlikle hani bizim işte biraz meslek hastalığım oluyor. Evet. Tam bir şey diyemiyorum. Ancak bu hastanın da hani belki Orhan hocam da bahsetti yatay eksende bir fazlalığı varsa da ters T harfine de dönülebilir. Yoksa tam karın germeyle çok uygun bir hasta modeli karşımızda duruyor şu anda. Evet. Orhan hocam, diğer bir soru. Tüp mide ameliyatından sonra göbek ve bacak bölgemde aşırı deri sarkması oldu. İki ameliyatı aynı anda olabilir miyim? Karın bölgem toparlanabilir mi? Şimdi şöyle, hastanın karın ameliyatı burada çok güzel bir örnek aslında. Evet. İçerideki bütün yağ gitmiş, sanki sadece bir fazla deri kalmış. Genelde zaten bu hastalar tek bir bölgede sarkma olmaz. Hani karnında sarkma olur, kollarında sarkma olur, evet. bacaklarında sarkma olur, göğüslerinde sarkma olabilir tabii ki. Sadece bu, karın değildir miyiz? Tabii tabii. Yani şöyle, yani 70 kilo vermiş bir kişi sadece karından vermez. Tabii. Koldan da verir, bacaktan da verir. Göğüsleri de küçülü, göğüsleri de aşağı doğru sarkar. Biz bu operasyonları zaten çoğu zaman birlikte yapıyoruz. Tabii ki bu birlikte yaparken hastanın belli kan değerinin üzerinde olması gerekiyor. Yani hemoglobin değerinin, hastanın güvenliği bizim için çok da önemli. Hastanın kilosu, fiziği uygunsa 4 ameliyatı da aynı anda yaptığımız da oluyor. Ama genellikle bölmeyi tercih ediyoruz bu hastaları. Böldüğümüz zaman hasta konforu da daha iyi oluyor.
iyileşme de daha hızlı oluyor. Yani şöyle düşünün hocam, işte kolunda da dikiş var, bacaklarında da var, göğsünde de var, karnında da var. Ya biz ne yapıyoruz? Mesela hastalar geliyor, istiyorsa hepsini yapabiliyoruz. Bu şekilde de yaptığımız birçok hastamız var ama böldüğümüz hastalar sanki biraz daha hızlı toparlıyor. Mesela yapıyoruz, gidiyorlar ülkelerine, memleketlerine ya da işte evlerine geri dönüyorlar. Bir ay sonra, iki ay sonra gelip tekrar ikinci ameliyatlarına oluyorlar. Hocam çok güzel özetlediniz. Evet, çok değerli iki hocamla vücut germe ameliyatlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir reklam arası diyoruz. Evet, Orhan hocam. Şimdi tabii bacak ve kol germe operasyonları da yapılıyor. Bunlara da kısaca da değinmek istiyoruz. Kimler bacak germe ameliyatı yaptırabilir? 18 yaşını geçmiş her hasta yaptırabilir. Reşit olsun. Tabii reşit olduktan sonra tabii ki ideal kilosuna yakın olan hastalar ya da mesela tüp mide ameliyatı geçirmiş, kilo verme süreci tamamlanmış hastalar bizim için uygun hastalar. Ya da işte hamile olmuş, hamilelikten sonra işte emzirme dönemi bitmiş, ideal kilosuna yaklaşmış, kilo verme işlemi durmuş hastalar bizim için ideal hastalar. Yani şöyle, hasta tüp mide ameliyatı oldu, bir ay sonra da gel hadi bacağını gerelim, kolunu gerelim demiyoruz tabii ki. Hastanın kilo vermesini bekliyoruz. Evet. Peki bacak germe operasyonu oldu. Rutin normal hayatına ne zaman dönebilir? Yani duş alabilir, işte ne bileyim havuza girebilir. Tabii. Suyla teması ne zaman olabilir? Şimdi şöyle, ben kendi hastalarımda zaten Duran hocam da aynı pratikte uyguluyordur. Bacak germe hastalarını bir kere aynı gün yürütüyoruz zaten. Aynı gün yürüyor hastalar. Dikişler gene gizli dikişler oluyor. Estetik dikişler oluyor. Banyosunu ne zaman yapabilir? Ben kendi hastalarıma 2 ya da 3 gün sonra banyo yapabilirsiniz diyebilirim. Evet. Normal rutin hayatından da bahsedecek olursak yani ilk 1-2 hafta bizim için önemlidir. Bu ilk 1-2 haftada böyle bacağını çok gerecek hareketlerden kaçınmasını istiyoruz. Ne bileyim mesela merdiven çıkmasını istemiyoruz. Tuvalete oturup kalkarken mesela klozet kullanabilir. Çok böyle Alaturka tuvaletleri mesela önermiyoruz. Yani evet, bacağı çok yük bindirmesini istemiyoruz. İkinci haftadan sonra yürüyüşlerine başlamasını istiyoruz. Bir ay, iki ay geçtikten sonra da spor yapabilir hastalarımız. Evet. Dural hocam, bacak germe operasyonundan sonra korse kullanmak gerekir mi? Yani ben literatürümde ya yaklaşık 4-6 hafta öneriyorum. Evet. Çünkü biz bu bacak germe işleminde bacağımızın bir beyaz kan dediğimiz, beyaz lenf dediğimiz lenf sıvılarının kanallarında da minimal bir hasarlanma yaratabiliyoruz. Hı hı. Buna bağlı olarak bacaklarda şişlik olmaması için, kanın da göllenmemesi için yaklaşık ben 4-6 hafta öneriyorum minimal. Peki bacak germe operasyonunda hangi anestezi çeşidi tercih ediliyor? Bacak germe operasyonunda benim tercih ettiğim genel anestezi. Ancak evet, spinal anestezi dediğimiz belden bel altı uyuşturma işlemi de yapılabilir tabii ki. Her ikisi de uygulanabiliyor. Evet. Peki bacak germe ameliyatı başka operasyonlarla kombine edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. Yani göz kapağıyla ne bileyim işte diğer farklı cerrahın kendini nerede rahat hissettiği şeyse operasyondaysa kombine edilebilir. Ben kendi literatürümde karın germeyle eş kombinasyonunu yapmamaya özen gösteriyorum. Çünkü hem öne eğik olacak, bacağı yük bindirecek. Dolayısıyla hani karın germe dışında diğer operasyonlarla rahatlıkla yapılabilir. Peki bacak germe operasyonundan sonra bir iz kalır mı? Bacak germe operasyonunda minimalde olsa izimiz kalır. Ancak Orhan hocam da bahsetti. Şimdi bacak germenin de tipleri var. Örnek veriyorum, minimal düzeyde uyluğun üst kısmında az bir sarkıklığımız varsa kasık bölgesine saklanan bir izimiz oluyor. Ya da yatay eksende de bir sarkıklık varsa T harfine benzer işte diz iç tarafına doğru uzanan bir izimiz olabiliyor. Ancak bunlar genellikle hani karşıdan bakışta anatomik olarak çok böyle görünmeyen lokasyonlarda kalıyor izimiz. Evet. Yani dilinize sağlık. Yeterince bence bacakla ilgili sorunları konuştuk, cevapladık. Biraz da kol germe operasyonundan bahsedelim. Orhan hocam, kol germe operasyonunu kimler yaptırabilir? Gene 18 yaşını geçmiş, evet, ideal kilosuna yakın, kilo verme hadisesi tamamlanmış bütün bireylere yapılabilir. Yapılabilir, evet. Peki kol germe ameliyatı ağrılı bir işlem mi? Daha sonrasında sorun yaşanılabilir mi? Bence kol germe ameliyatı bu germe ameliyatları içerisinde en basit olanı.
En ağrısız, basit. En ağrısız yani evet. Bizim açımızdan da basit. Hasta açısından da sonrasında konforunun çok yüksek olduğu bir operasyon. Çok da hızlı iyileşir kol germe operasyonu. Yine bütün germe operasyonlarında olduğu gibi bir 4 ila 6 hafta arasında bir korse kullanımı olur. Onda da dediğim gibi izler kolun iç kısmında gizlenir. Yani şuradaki dirsek kemiğinden başlar, koltuk altına doğru iner. Hasta düz durduğu zaman, şöyle elleri yana açık bir şekilde durduğu zaman ne önden ne de arkadan bu iz görünmez. Peki kol germe operasyonu kalıcı mıdır? Kalıcı. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela ben sol elimi kullanıyorum. Solak bir yapım var. Evet. Ve sonuç olarak sol elimdeki kaslar biraz daha gelişmiş durumda sağ koluma göre. Yani burada bir orantılı bir doku alma, doku çıkarma neye göre? Nasıl tabii ki mutlaka ona göre hastanın her iki kolunu birbirine eşit yapmaya çalışıyoruz tabii evet. ki. Ama böyle sağlak olması ya da sol elini kullanması, işte hastaların böyle kollarının birbirinden mesela çok farklı olduğunu ben hiç rastlamadım aslında. Evet. Biz ameliyat öncesinde çizimlerimizi yaparken standart bir çizim yapıyoruz. O çizime göre tabii ki ameliyat öncesinde işte ölçüyoruz, işte kaç santime gelmesi gerekiyor. Kolun işte nihai işte ameliyat sonrasındaki kalınlığını ölçüyoruz. Ameliyat öncesindeki kalınlığını ölçüyoruz. Mesela ölçtük, bir taraf ne bileyim 38 santim geldi, bir taraf 40 santim geldi. Olabilir, vücudun sağ ve sol yarısı birbiriyle eşit değildir. 40 santim gelen yerden mesela 2 santim daha fazla alırız. Peki şimdi sokak röportajlarımız var. Arkadaşlarımız yine sokağa çıkmışlar. Bizzat izleyicilere sorular sormuşlar. İsterseniz onlara geçelim ve onların sorularına da cevap vermeye çalışalım. ATV Avrupa ekranlarından herkese merhaba. Pazar Sohbeti programında bu hafta vücut germe ameliyatlarını konuşacağız. Hızlı kilo verme, sağlıksız kilo verme sonucu, bazı ameliyatlardan sonra oluşan deformasyonlar sonucu vücudumuzda sarkmalar olabilir. Bu sarkmalarla ilgili şikayetlerini doktorlarımıza soracaklar. Merhaba hocam, masa başı iş yapıyorum, bilgisayarda çok fazla vakit geçiriyorum. Kol germe ameliyatı olmak istiyorum ama bu işimi engeller diye çok korkuyorum. Ellerime ve kollarıma bir zarar gelir mi? Hocam merhabalar, ablam 3 doğum yaptı. Hem göğsünde hem karnında sarkmalar oldu. Aynı anda iki ameliyat olsa bir sorun olur mu? Merhabalar hocam, benim size bir sorum olacaktı. Karın gerdirme ameliyatı yaptırmak istiyorum. Ameliyattan sonra zayıflama olur mu? Yoksa karnım düzleşir mi, yuvarlak kalır mı? Bunu sormak istemiştim. Teşekkürler. Merhabalar hocam, size bir sorum olacak. İç bacak bölgesindeki yağlarımdan çok muzdaripim. Bacak germe ameliyatı yaptırsam eğer tüm yağlardan kurtulabilir miyim? Süreç nasıl olur? Bunu sormak istemiştim. Merhaba hocam. 6 ay önce tüp mide ameliyatı oldum ama beklenilenden çok daha fazla kilo verdim ve kollarım, karnım çok sarktı. Acaba ben karın germe ameliyatı olabilir miyim? Masa başı iş yapıyorum, bilgisayarda çok fazla zaman geçiriyorum. Kol germe ameliyatı olmak istiyorum ama işimi engeller diye korkuyorum. Yani kol germe ameliyatı bir cilt çıkarma operasyonu. Ciltle beraber cilt altı yağ dokusunu çıkardığımız bir operasyon. 5 ila 7 gün sonra kendi işine çok rahatlıkla dönebilir. Peki bir de 6 ay önce tüp mide ameliyatı oldum. Karnım çok sarktı, çok hızlı kilo verdim. Karın germe operasyonu yaptırabilir miyim? En çok yaptığımız hastalar bu hastalar zaten. Değil mi? Evet. Duran hocam, ablam 3 doğum yaptı. Hem karın bölgesi hem de göğüs bölgesi sarktı. İki ameliyatı birden yaptırabilir miyim? Yaptırabilir. Tabii ki emzirme süreci devam ediyorsa onu beklemekte fayda var. Akabinde ikisi aynı anda kombinlenebilir. En sık kombine yaptığımız cerrahilerden birisi. Evet. Yine iç bacak bölgesindeki yağlarımdan çok mutsuzum. Bacak germe ameliyatıyla yağlarımdan kurtulabilir miyim? Yani bacak germe ameliyatıyla şöyle eş zamanlı liposuction'la birlikte yağlardan kurtulur. İkisini kombinlediğimizde görüntü açısından başarı şansı daha yüksek tabii ki ameliyatımız. Evet. Yine diğer sorumuz, karın germe yaptırmak istiyorum ama kilolarım da var. Ameliyatla beraber zayıflar mıyım? Karnım tamamen düzleşir mi yoksa yuvarlak kalır mı? Yani dediğimiz gibi zayıflama yöntemi değil bu. Şekillendirme yöntemlerinden birisi yine germe ameliyatları. Karnındaki düzlük tabii ki bombedik şartlar uygun olsa dümdüz hale getirilebilir. Lakin karın germe ameliyatıyla asla zayıflamaz. Evet. Görünüm açısından daha güzel bir karın görünümüne sahip olur. Evet. Ya dilinize sağlık. Yani aşağı yukarı karın germe, mini karın germe, tam karın germe, bacak, kol germe ile ilgili
soru kalmadı diyebiliriz. Evet. Tamamını cevapladık. Yine izleyicilerimiz bizlere WhatsApp hattından ulaşabilir, sorularını, fotoğraflarını gönderebilirler ve rahatsız olduğu bölgelerle alakalı hocalarım bizzat inceleyecektir ve kendilerine uygun tedavi seçeneklerini sunacaktır. Muhakkak iletişime geçsinler, detaylı bilgi alsınlar diyoruz. Peki dilinize sağlık. Yani aşağı yukarı bütün soruları cevaplandırdık ama burada tabii önemli olan konulardan bir tanesi de annelikten sonra, anne adayları, anne olduktan sonra karın germe operasyonu ne zaman olabilir, günlük hayata ne zaman dönebilirler ve daha sonrasında da tekrar doğum yapmak istediklerinde buna bir engel midir karın germe operasyonu? Hocam şu şekilde anne adayları işte emzirme işlemi ya da işte doğum sonrasında eğer emzirmiyorsa bir 6 ay süreç bekledikten sonra annelik estezi dediğimiz bir estetik yaptığımız işlem var. Aynı anda hem göğüslere hem de karına müdahale edebiliyoruz. Karın germede fazla deri ve çevredeki vücut o simit dediğimiz o kısmını şekillendirebiliyoruz. Meme olayında da işte geçen bahsinde geçmişti. Tabii ki dikleştirme ya da toparlama ya da büyütme şeklinde işlemlerimiz oluyor. Ancak burada en kritik soru bize de hastalarımızdan geliyor. Tekrar hamile kalsam karnım tekrardan sarkar mı? Yaklaşık hamilelik sürecinde herhalde bir 10 kişiden kişiye değişiyor da tahmini 10-20 kilo bandında bir kilo alınıyor. Dolayısıyla deri de ister istemez o karın bölgesini tekrardan genişlemeye gidiyor. Hamile kalmalarına engel değil karın germe işlemi. Karın germe operasyonundan sonra tekrar doğum yapılabilir. Yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Tabii ki. Çok önemli. Yani o çok konuda önemli. Hani evet. Şey yok. Lakin karnı mı fit, o düzgün görünümünde bozulma ihtimali olur. Var. Evet. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Yani diyelim ki öyle bir durum söz konusu. Tekrar hamile kalma gibi bir ihtiyaç var. Bunun için tam karın germe değil de mini karın germe olmak daha mı sağlıklı? Daha sonrasında tam karına geçmek adına. Yok, aslında şöyle, hastanın o anki pozisyonu gerektirdiği tam karın germe ise tam karın germe yapılır. Ha, mini karın germe ise mini karın germe. Bunun ikisinin arasındaki hiçbir farkı yok. Lakin ameliyat sonrası iyileşme süreci tamamlandıktan sonra gebelik olmasını isteriz elbette ki. Evet. Yani, ne kadar yıl geçmesi yani gerekiyor? Yaklaşık yani minimum bir yıl, yara olgunlaşması tamamlandıktan sonra bir yıl sonrasında hamilelik düşünülebilir. Peki mini karın germe operasyonu olundu. Aradan yıllar geçti. Daha sonrasında işte kilo alındı. Tekrar zayıflandı. Tekrar bir tam karın germe operasyonu yapılabilir mi? Kesinlikle rahatlıkla yapılabilir hocam. Rahatlıkla aynı plandan girilip üst kısımdaki fazla kısım. Evet. Peki Orhan hocam, çok görüyoruz, çok da karşılaşıyoruz. Tüp mide operasyonları, işte midenin belli bir bölümü alınıyor ve hızlı bir şekilde zayıflanıyor. İşte yüzde sarkmalar, kollarda sarkmalar, yine bacaklarda, özellikle karın bölgesinde ciddi anlamda sarkmalar meydana geliyor. Evet. Yani tabii bununla alakalı siz 360 derecede bir değerlendirme yapıp tam bir vücut germe yani, operasyonu yapabiliyor musunuz? Tabii ki yani bütünsel değerlendirmek gerekiyor hastayı. Dediğiniz gibi yani post bariyatrik cerrahi diyoruz biz aslında, evet, buna. Hani mide küçültme ya da mide ile alakalı bir operasyon geçirip kilo veren hastaların ileriki dönemlerde derilerinde mutlaka ama mutlaka sarkma oluyor. Çünkü bu 6 ay, 1 yıl gibi sürede 60 kilo, 80 kilo, 100 kilo veren hastalar var. Şimdi şöyle, hasta diyelim ameliyat öncesinde 160 kilo, 170 kilo, ameliyattan sonra normal ideal kilosuna geldi. 70-80 kilolara düştü. İçerideki yağ dokusu azalıyor ama ciltten bir eksiklik gitmiyor yani ameliyat olmadığı müddetçe. Biz burada ne yapıyoruz? Hasta kilo vermesini tamamlamasını bekliyoruz. Kilo vermesi tamamlandı. Gerekli kan tahlillerini yapıyoruz. Gerekli anestezi. Hocam orada girmeden önce tabii, neleri istiyorsunuz? Yani full post bariyatrik cerrahi dediğimiz operasyonla alakalı. Şimdi bunlar biraz daha uzun operasyonlar, evet, olduğu için bir kere hastanın kan değerlerini mutlaka bakıyoruz. Yani evet, hemoglobin değeri dediğimiz işte hastada bir kansızlık var mı? Amiyane tabirle. Evet. Bunlara bakıyoruz. Karaciğer testlerine bakıyoruz. Böbrek fonksiyon testlerine bakıyoruz. Hastanın işte şekeri var mı, ona bakıyoruz. Tiroidle ilgili bir problemi varsa tiroid testlerine bakıyoruz. Yani hastayı komple bir check-up'tan geçiriyoruz aslında. Bunları yaptıktan sonra hastamız eğer operasyon için uygunsa hastayla beraber planlama yapıyoruz. Mesela
hasta bu operasyonların tamamını kaldırabilecek potansiyelde mi? Ya da kan değerleri buna el veriyor mu? Bunlar el veriyorsa bütün operasyonları tek seferde yapabiliriz. Tabii ki ama hastanın burada beklentisi bizim için önemli. Mesela der ki bize, hocam ben en çok kollarımdan rahatsızım. Kollarımdaki ve karnımdaki sarkmalardan rahatsızım. Ya parça parça da yapılabiliyor. Parça parça da yapılabilir. Tek seansta da yapılabilir. Yani iyileşme sürecini hastalara anlatıyoruz. Yani hastaları da doğru yönlendirmek gerekiyor. Bunlar böyle hani çok basite indirgenecek operasyonlar değil. Yani ben şöyle örnek veriyorum. Bazen hastalarımız yalnız yaşıyor. Mesela yalnız yaşadığı için, yani sizi bu şekilde eve gönderdiğimiz zaman rutin günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilir misiniz? Yani şöyle diyorum, mesela lavaboya gidecek en basitinden. Evet. Yani kollarında evet dikişler var, kollarına yüklenemiyor ama bacağı bir operasyon yapmadık. Bacaklarından çok rahat bir şekilde destek alarak yürüyebilir, kalkabilir ama hani bütün operasyonları aynı anda yaptığımız zaman biraz hayat kalitesi, evet tek seferde kurtulmuş oluyoruz hepsinden ama hayat standartları belli bir süre, ilk 1-2 hafta bayağı düşüyor aslında. Onun için eğer kombine vakalar yapılacaksa muhakkak yanında bir refakatçi bulunsun. Tabii mutlaka bulunsun. Refakatçi bulundurmasını istiyoruz. Bu hastalar diğer hastalara göre hastanede biraz daha uzun yatıyorlar. 1-2 gün, 3 günü buluyor yatış süreleri. Tabii bu süreçte de tabii herkese göre acı eşiği değişiyor ama bu hastalarda da biraz daha fazla acı, ağrı olayı da söz konusu olabiliyor. Ya, bunu da belirtmek lazım. Mutlaka şimdi şöyle, yani deri alıyoruz mesela, az önce örnek verdim. Evet. 70-80 kilo vermiş birisinde mesela, ne bileyim şurası bir 30-40 santim var. Bir 40 santim karın bölgesinden alıyoruz. Gene bacak bölgesinden alıyoruz. Kol bölgesinden alıyoruz. Göğüste mesela sarkma oluyor büyük ihtimalle bu hastaların tamamında. Göğsü eğer kendi dokusu yeterli ise protez kullanmadan bir dikleştirme operasyonu yapıyoruz. Eğer tamamen sönmüş bir göğüsse de mesela protez destekli bir dikleştirme operasyonu yapabiliyoruz. Yani hastayla çok iyi bir ön muayene gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hastanın beklentili, hasta ne çok istediğini. Iyi, ne istediğini ne hastanın istediğini da bilmesi lazım. Evet. Doktorun da neler yapabileceğini hastaya anlatması lazım. Yani zaten ben ameliyatın yarısının orada bittiğini düşünüyorum. Hastaya çok iyi açıklamanız lazım. Ameliyat öncesinde neler olacak? Ameliyat sonrasında sizi nasıl bir süreç bekliyor? Ne zaman günlük yaşantınıza döneceksiniz? Ne zaman iş hayatınıza döneceksiniz? Ne zaman spor yapabilirsiniz? Yani ideal kilosuna yakın olan hastalar bizim ameliyatta en başarılı olduğumuz hastalar. Mesela hasta, evet örnek verelim, 1.70 boyunda bir hasta. İdeali nedir mesela bunun? 65 kilo, 70 kilo, 75-80 kilo. Yani bunlar normal ideal ağırlığına yakın ölçüler. Mesela hasta 1.70 ama kilosu 110. Bir hastayı motive ediyoruz. Yani bakın şimdi yapabiliriz. Bu halinizden daha iyi hale gelirsiniz ama yani en güzel sonucu almamız için sizin biraz daha kilo vermeniz gerekiyor. Eğer kilo vermenizi tam yaparsak yapacağımız ameliyat ömür boyu kalıcı olur. Evet. Yani evet hastayı yaptık, kolunu gerdik, bacağını gerdik, karnını gerdik. Ama hasta kilo vermeye devam etti. Kilo verdiği zaman tabii ki kendini daha hissedecek ama yaptığımız operasyon bozulabilir mi? Deri kendini biraz daha sarkıtabilir mi? Tabii ki sarkıtabilir. Evet. Yani o yüzden hastaların ideal kilosuna yakın olmasını istiyoruz. Biraz da tekniklerden bahsetmek istiyorum. Saç ekimi özellikle bu pandemi sürecinde lokomotif olarak aldı götürdü. Gerçekten akın akın dünyanın dört bir köşesinden, bugün Amerika'dan, Japonya'dan, işte Brezilya'dan, zaten Avrupa'dan insanlar geliyor. Gelip sağlık turizminde saç ekimlerini yaptırıyorlar ve gün rahatıyla gidiyorlar. Son zamanlarda birçok alanda gelişmeler olduğu gibi saç ekiminde de kök hücre destekli saç ekimi uygulaması var. Kulak arkasından işte kıl köklerinin, foliküllerinin olduğu alandan yağ hücreleriyle beraber bir doku şeridi alıyoruz. Özel bir santrifüjden geçiriyoruz. Daha sonrasında İşte ekim yapacağımız bölgeye tabiri caizse toprağı nasıl ki bir nadasa alarak ya da oraya bir gübre atarak hazır hale getiriyorsak, verimli olması açısından ekim yapılacağı bölgeye de kök hücre desteği sağlıyoruz. Bu şekilde de ekilen saçlar daha sağlıklı çıkıyor, yara iyileşmeleri daha iyi oluyor. Oradaki mevcut saçlar daha kalın ve dökülme süreci gecikecek şekilde iyileşmesine devam ediyor. Bu süreçte de daha doğal görüntüyle beraber gayet doğal sonuçlar elde ediyoruz. Bunun yanında tabii saç ekiminde kanal açma aşaması
çok önemli. Burada sıfır füle dediğimiz kristal uçlarla kanalları 30-45 derecelik açıyla açıyoruz ki daha doğal bir görüntü ortaya çıksın. Orada tabi zikzaklar, girintiler, çıkıntılar yapıyoruz. Daha çok androgenetik, DHT testosterona bağlı işte erkeklerde ön bölgede golf dökülmeleri diyoruz, golf açıklıkları diyoruz. Bu bölgeye tabi dar bir alan, olabildiğince sık ekim yapmak gerekiyor. Santimetre karede 110-120 tane grep var. Bizim bir seansla yapabildiğimiz 60-70 tane ama işte bu DHI tekniğiyle, kalem tekniğiyle safir füyeyi bir araya getirdiğimiz zaman biz buradaki bir tekniği diyoruz. Daha sık, daha doğal bir ekimle daha gür, daha doğal sonuçlar elde ediyoruz. Tabii mevcut hastanemizde, tıp merkezlerinde anestezi uzmanları olduğu için bizde de mevcut da var. Saç ekimi artık öyle korkulacak. İşte 6-8 saat süren sancılı, ağrılı bir işlem olmaktan çıktı. Anestezi uzmanları tarafından damar yolları açılıyor. İşte birkaç miligram sedatif ilaçlar veriliyor. Bu sayesinde hiçbir ağrı, acı yaşamadan saç ekimi süreci monitör altında, doktor gözetimi altında gerçekleştiriliyor. Ve günlük hayatına bir hafta sonra saç ekimi yaptıran kişiler dönebiliyor. 10 gün sonra denize girebiliyorlar. İlk bir ay sauna, hamam, işte ağır sporlardan uzak kalmalarını tavsiye ediyoruz. Ondan sonra ekilen saçlar hayırlı olsun diyoruz. İkinci aydan sonra yavaş yavaş çıkmalar başlıyor. Çıkılan bölgede de ufak tefek sivilceler ortaya çıkıyor. Çünkü aynen bir filiz gibi düşünün, toprak altından çıkan. Bu filiz ne yapıyor? Önce toprağı kaldırıyor. Ondan sonra da kafasını gösteriyor ve çıkmaya başlıyor. Ayda da 1-1,5 santim uzamalarla beraber aşağı yukarı bir yıl içerisinde ekilen saçların tamamı çıkmış oluyor. Tabii saç ekimi doğru bir planlamayla, doğru bir klinikte, doğru hekimlerle, doğru teknisyenlerle bir arada yapıldığında mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor. Fakat biraz önce de bahsettiğiniz gibi kişi şunu bilmeli, beklenti ne olacak? Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bazen hastalarımız geliyor, protez kullanmışlar. Bu şekilde olur mu? Mümkün değil. Yani çünkü ne yaparsanız yapın doğuştan gelen sıklıkta olması mümkün değil. Onun için ne yapıyoruz? En erken bir yıl sonra ekilen saçlar çıktıktan sonra aralara tekrar bir ekim yaparak istediği gibi tarayabileceği, istediği gibi şekil verebileceği saçlara sahip oluyor. Ve inanılmaz düzeyde doğal bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu doğallıktan da kolay kolay kimse anlamıyor. Bazen şu söyleniyor. Ya yaptıracağım saç ekimi ama görüyorum çim adam gibi. Doğal değil. Emin olun o gördükleriniz doğru yerlerde, doğru ellerde yapılmamış, merdiven altı diye tabir ettiğimiz ortamlarda yapılan ekimlerdir. Bunlara itibar etmeyin. Muhakkak araştırın. Gelmeden önce işte gideceğiniz yerin ruhsatı var mı? O bölge saç ekimi için ruhsatlandırılmış bir yer mi? Bir tıp merkezi mi? Bir hastane mi? Bunları bilerek, görerek geldiğiniz zaman muhakkak geldiğinizde de tekrar detaylı bir ön görüşmeyle beklentinizi yapılacak işle örtüştürmeye gayret gösterin. Çünkü genelde karşılaştığımız süreç şu, hastanın beklentisi bu seviyede, bizim yapacağımız iş burada. Değil mi? Plastik cerrahide de böyle. Evet. Kesinlikle hocam. Yani burada malzeme önemli bizim için. Hastada önemli. Ne varsa onu çıkartıyoruz. Tabii biz. Herkes istiyor ki mükemmel olsun. Ama mükemmellik kavramı da kişideki malzemeye bağlı olarak ve tekniklere bağlı olarak gerçekleşiyor. Ben her zaman söylüyorum, önemli olan bizim hastanın beklenti seviyesine çıkmamız değil, hastanın beklentisini bizim yapacağımız işle kesinlikle örtüştürmek. Evet. Bazen şu ortaya çıkıyor. Ya ben işte 8.000 10.000 greft ekilsin istiyorum. Ben de diyorum ki 10.000 ekmek istiyorum. Ama yani gerçekçi olmak lazım. Verici bölgeden alacak greft sayısı belli, ekim alanı belli. Bunları dikkate alarak ekim yapmak lazım. Bazen de şununla karşılaşıyoruz. Maalesef işte bir seansla bitirmeye çalışılıyor. Verici bölge dikkate alınmıyor. Bu bölge tamamen boşaltılıyor. Ekim yapılıyor. Tabii çok gerçekten sık yapılmaya çalıştığı için kökler tutmuyor. Tutmadığı gibi ense bölgesi de daha fazla alındığı için orada saç kıran gibi şekilsiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında saça ihtiyaç duyduğu zaman rezerv alanda boşaltıldığı için açıkçası
pek bir şey yapılamıyor. Ama bu gibi durumda biz sakal bölgesinden alım yaparak yine saç aralarına bir ekim yapabiliyoruz. Buna bağlı olarak tabii bayanlarda da saç dökülmesi, erkeklerde işte androgenetik diyoruz, neyde testosterona bağlı. Fakat bayanlarda daha çok hormonlara bağlı. İşte doğum sonrası, işte kansızlık, işte bir takım hormonal eksiklikler, vitamin eksikliklerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Burada tabii endikasyonu koymak çok önemli. Yani genel bir dökülme varsa bayanlarda sonuçta verici bölge de saç olması gerekiyor. Fakat her saçı dökülen bayana ekim gerçekleştiremiyoruz. Onlara yine kök hücre tedavisi, saç lazeri tedavisi, bir takım medikal tedavilerle sıkıntıları, problemleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Fakat ön bölgede, avuç içi kadar olan bölgede yoğun dökülmesi varsa, ense bölgesinde, verici bölgede bir sıkıntı yoksa, bu bölgedeki saçları perdeleme yöntemiyle kaldırıyoruz. Aradan avuç içi kadar bir alanı tıraş edip o bölgeden alıyoruz ve tekrar bu bölgeyle alt bölgedeki saçları toplayarak alınan bölge asla belli olmuyor. Alınan grafler de saçları kısaltmadan saç aralarına tek tek yine burada hibrit dediğimiz DHA ile safır fuya tekniğini birleştirerek gayet başarılı bir ekim gerçekleştiriyoruz. Fakat malum bayanların artık etrafımızda karşılaşıyoruz. Kaşlar hepsi küstü. Bayanlara o kadar çok hani uğraştıkları için şekil vermek, işte kaşları inceltmek, zaman içerisinde o kaşlar Allah kaşlar yerine tekrar çıkmıyor ve görüyoruz çok fazla kontür. İlk yapıldığında güzel bir görüntü ama ilerleyen aylarda, yıllarda o boya görüntüsü üzerindeki solduğu zaman tuhaf bir görüntü ortaya çıkıyor. Bundan muzdarip olan, rahatsız olan kişilere de çok rahat ense bölgesinden kıl kökleri alarak ekim yapıyoruz. Kaş ekimi. Fakat burada bilinmesi gereken birkaç konu var. Birincisi, yönleri çok iyi tayin etmek lazım. Eğer yönleri çok iyi tayin etmezseniz, yani Star Wars uzay filmi gibi karakterlere dönüşebilirsiniz. Bu çok önemli. Onun için yönleri çok iyi ayarlamak lazım. Bu konuda deneyim ve tecrübe sahibi olan kişilere yaptırmak lazım. Onun dışında da ekilen kökler saçtan alınıp ekildiği için saç gibi uzama meyili gösteriyor. Ama zaman içerisinde tabii ki kaş özeline sahip oluyor. Bunun dışında işte bir takım yanıklar, bir takım ameliyat izlerine de ekimler gerçekleştirebiliyoruz. Buradan yine WhatsApp hattından izleyicilerimiz bize ulaşabilirler. Bu konuda kendilerine destek sağlayabiliriz. Ve Orta Doğu'dan çok fazla talep var sakal ekimi. Çünkü bazı bölgelerde, bazı ülkelerde sakal bir olgunluk, bir erkekliğe geçiş göstergesi olarak görülüyor. Sosyal statü gibi. Sosyal statü. Bundan kaynaklı özellikle Orta Doğu'dan sakal ekimi için gelenler var. Yine sakal ekimi de Türkiye'de günümüz şartlarında kliniklerimizde çok rahat, sağlıklı bir şekilde uygulanıyor. Yine saç ekiminde olduğu gibi dökülmeme özelliğine sahip kıl kökleri enseden alınıyor ve sakaldaki eksiklik olan, halk arasında köselik diye tabir ettiğimiz eksik bölgeler ya da olmayan bölgelere ekim yapılabiliyor. Özellikle işte bıyık bölgesiyle sakal geçiş bölgeleri, sizinki çok iyi hocam mesela. Sizde de öyle. Yani o geçişler tamam ama birçok kişide yok. Özellikle bu talepler de olabiliyor. Özellikle bıyık ekimi de gerçekleştirebiliyor. Yani bu uygulamalar günümüzde Türkiye'de gerçekten de çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Tahmin ediyorum şu an 1000'in üzerinde saç ekimi yapan yer var. Günde de herhalde yani 3000 kişi ekim yaptırıyordur. Tabii. Hocam tabii. Yani bence gerçekten daha fazladır. Daha fazla da olabilir. Fazladır, daha fazla evet. Da olabilir. Yani ciddi bir ülke ekonomisine de katkısı var. Onun için hastalarımız araştırsınlar, çıksınlar, gelsinler ve ayrıca hani malum Türkiye'nin ekonomik şartları, üzülerek söylüyoruz. Hani döviz karşısındaki TL'nin umarız hani buradan yetkililere de sesleniyoruz. Bir an önce umarız eski seviyelerine, dolara, euroya yakın seviyelere gelir de halkımız da biz de rahat ederiz. Fakat şu an özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler için bu bir fırsat. Evet. Onun için çıksınlar, gelsinler, hesaplarını yapsınlar.
hem estetik operasyonlarla hem saç ekimi operasyonlarla gönül rahatlığıyla güvendiği, inandığı kliniklerde, hastanede yaptırabilirler. Tatillerini yapsınlar, sevdiklerini, gurbetteki eşini, dostunu görsünler ve ülkelerine geri dönsünler. Çıkıp çıkıp gelsinler. Çıkıp çıkıp gelsinler. Evet. Evet. Aynen hocam. Evet, dilinize sağlık. Yine, sizin dilinize sağlık hocam. Çok güzel. Bence güzel bir program güzel oldu. Program. Evet. Yani tam karın germe, oldu mini karın germe, kol germe, bacak germe, saç ekimindeki güncel yenilikler, teknolojileri anlattık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz.